farklı bir seyirci kitlesi, farklı bir mekan. Yani böyle hep birlikte oturmak çok daha güzel bir duygu aslında. Yani genelde konuşmacılar biraz yüksekte olur böyle bak ama böyle olunca böyle çok daha hoş oluyor. İyi ki geldiniz. Gördüğünüz gibi, filmde izlediğiniz gibi konumuz Güllü Ağabey. Yani Agop Vartovyan denilen zat-ı muhterem. İsmi Güllü Agop. Yani zaten bu Ermeni ismi Hagop. He ile başlayan bir isimdir. Ama hep Türkiye'de he harfi atılır. Agop denir. Aslında Hagop'tur. Soyadı da Vartovyan. Gül ismi oradan geliyor. Vart Ermenice gül demek. Agop Vartovyan. Yani Güllü Agop. Daha sonra Müslüman olmuş. Müslüman olmasına dair bir takım tevatürler de var. Bazı yerlerde, bazı kayıtlarda ihtida etti yazar. Bazı kayıtlarda da ihtida ettirildi yazar. Yani bir zorlama olma ihtimali çok fazla. Çünkü o devirde, yani Abdülhamit zamanında bir gayrimüslimi, yani hepimiz çok iyi biliyoruz, bir gayrimüslimi hak dinine, yani Müslümanlığa çevirmek çok büyük bir sevap. Ve de böyle olduğu zaman o insan hakkında, yani hem Müslümanlığa geçen insan hakkında hem de onu ikna eden hakkında bayağı böyle bir konuşmalar falan olurmuş. Mesela o devrelerde Garabet adlı bir başka, Garabet Papazyan zannediyorum, bir avukat, bir Müslüman kıza aşık olmuş, onunla evlenebilmek için Müslüman olmuş ve gazeteler günlerce bunu yazmış. Güllü Agop'un Müslümanlaştırılmasıyla ilgili böyle bir kayıda hiçbir yerde rastlamadım. Bayağı da araştırdım. Dolayısıyla iddia ettiği veya ettirildiği bir kenara bırakılsın diye söze başlamak istiyorum. Ama ne yazık ki Türkiye'de Vasfi Rıza gibi bir şahıs, bir tiyatro adamı, bir tiyatro duayeni ancak bu işin dinsel boyutunu bir kenara bırakıp sanatsal boyut üzerine hareket etmiş ve de bu adamcağıza bir mezar yaptırmış. Ayrıca iğneyi kendine çuvaldızı ele batır hesabı şöyle bir şey de var. Bu adamcağız 3 kez evlenmiş. Tiyatrocular zaten biliyorsunuz, yani biraz gönlü havada insanlar olurlar. 3 kez evlenmiş ve 3 değişik milliyeti denemiş. Ermeni ile evlenmiş, sonra Rum'la evlenmiş, sonra da bir Müslüman'la evlenmiş. Bu Müslüman'dan olan çocuklarının çocuğu da Yücel Aşkın. Van 100. Yıl Üniversitesi'nin eski rektörü. Hakkında bazı karalamalarda, hani biliyorsunuz tarihsel falan filan numaralarıyla uzaklaştırılan meşhur Yücel Aşkın, Güllü Agop'un öz be öz torunu. Hatta bürosunun duvarında da dedesinin resmi varmış. Ve Vasfi Rıza bu mezarı bulabilmek için Yücel Aşkın'ın anlatılarından yola çıkmış. Eğer Yücel Aşkın anlatmamış olsaydı mezar tamamen kayıptı. Çünkü sonradan Müslüman olduğu için, gerçi Fırat bu konuda daha fazla size bilgi verir zannediyorum. Saraya alındıktan sonra, yani 1882 yılında saraya alındıktan sonra Refik Ahmet Sevengi'yle göre, tiyatro araştırmacısı Refik Ahmet Sevengi'yle göre diyor ki orada haremi bile vardı diyor. Teğmenli'ye kadar da rütbesi yükselmişti. Orada çok keyfi yerindeydi diyor Refik Ahmet Sevengi. Ve buna kesinlikle inanmıyorum. Çünkü Refik Ahmet Sevengi'nin anılarında ölüm tarihini 1891 olarak yazmış. Yani bu özensizlikler Ermeni isimlerine, onların kültür alanında yaptıkları işlere karşı bu duyarsızlık ve önemsememe beni bu konuda araştırma yapmaya itti zaten. Ve
buradan yola çıkarak Güllü Agop'un saraya alınmasını zevk-ü sefa içinde yaşayacak bir yer değil. Sizler de çok iyi bildiğiniz gibi o devrelerde saraya alınmak demek saraydan dışarıya çıkamazsın demek. Dolayısıyla evet orada yemeği falan filan geliyordur herhalde. Hatta Mızıkayı Humayun'un başına getiriliyor. Orada bir tiyatro kuruluyor. Tiyatronun başına getiriliyor ama saraydan dışarı çıkması yasak. Böyle bir tür hapishane diyelim. Lüks bir hapishane diyelim. Altın kafes. Altın kafes diyelim. Ama kafes kafestir. Dolayısıyla iğneyi kendine çuvaldızı başkasına da o noktaya gelecek olursam maalesef Ermeni cemaatinde mensubu olduğum Ermeni cemaatinde Güllü Agop'u hiçbir zaman hak ettiği şekilde değerlendirmemiştir. Çünkü Ermeniler için Güllü Agop'un tiyatroculuğu bir kenara bırakılmıştır. O bir dönmedir. O dinini inkar etmiş bir kişidir. Cümledir. Ama inkar etmek zorunda mı kalmıştır, şöyle mi olmuştur, böyle mi olmuştur? Bu hiçbir Ermeni tiyatro tarihçisini de fazla ilgilendirmemiştir. Hakkında yazılan Ermeni tiyatro tarihiyle veya Osmanlı Ermeni tiyatrosu hakkında yazılan onlarca eserin içinde Güllü Agop'tan bir paragraftan falan bahsedildi. Çünkü o dönmedi. Böyle bir gariplik cemaatin kendisinde de var. Aynı şekilde Türk toplumunda da yani büyük toplumda da bu var. Çünkü o bizden değil, o sonradan olma diye hatta o devrelerde sonradan Müslüman olmuş ve de vefat etmiş insanların mezarlar üzerine taş bile konmazmış. Neydi belirsiz bir halde olsun diye. Buradan yola çıkarak ben de bu adamcağızı taktım kafaya. Çünkü gerçekten Osmanlı'da batılı tarzda tiyatroyu getiren bizim İtalyan sahne dediğimiz perdesi olan üç tarafı kapalı, önü sahne açık olan dekoru, ışığı o zamanın şartlarına göre tabii kostümleri seyirciler için rahat oturma yerleri, koltuk diyemeyeceğim ama rahat oturma yerleri, locaları, hatta kadın seyircilerin gece o zamanın fazla tekin olmayan İstanbul sokaklarında rahat evlerine dönebilmeleri için kapının önünde hazır bekleyen taksi faytonlar. Şeyde tiyatro salonunda belli bir edep içinde oturma şartları ki bildiğiniz gibi Muhsin Ertuğrul da bunu resmen kanun gibi duvara yazmıştır. Yok çekirdek çitlenmeyecek, sigara içilmeyecek, yüksek sesle konuşulmayacak, kabuklu yemiş yemeyecek falan filan gibi. İlk bunları getiren Güllü Agop'tur. Tiyatroya ve tiyatro seyircisine gösterdiği saygı adına günümüze en yakın olan günümüzün başlangıcı sayılabilecek adımları atan adam Güllü Agop'tur. Daha sonra Müslüman olmuş, oldurulmuş her neyse adı Yakup Mehmet olmuş. Şimdi bu adamın bu noktaya kadar doğumundan 1840'tan 1880-82 yıllarına kadar nasıl geldiğini Fırat Güllü'ye pas vererek anlatayım. Ben arada zaten biz Fırat'la çok sık bu tip sohbetler yapıyoruz. Fırat Güllü arkadaşımız tarihçidir, akademisyendir. Beni bu yola sevk eden, yani biraz tırnak içinde kafayı yememi sağlayan işte bu arkadaştır. Müsebbip o yani. Müsebbip o. Evet. O olmasaydı ben hala cemaatimin içinde Ermeni okul derneklerinde sahneye çıkan, dekor yapan, oyun yöneten bir insan olacaktım. Ama tiyatro tarihine eğer şu kadarcık bir katkım varsa Aha Müsebbibi yanımda oturuyor. Ve biz bunlar böyle sohbetlere giriyoruz. Ben bazen sazı şekilde görüldüğü gibi elime alıp gittiğim zaman şimdi aramızda sehpa var ama sehpa olmadığı zaman Fırat Oğuz abi
Öyle bir dürte. Şimdi o bakışlarında öyle bir dürtme hissettiğim için şimdi ona biraz pas vereyim, biraz okuruz. Ben rahatım, Mesut abi o artık o yüzden o devreye girdi. Herkese iyi akşamlar. Açıkçası bizim böyle garip sandalyelerde oturuyor olmamız yok. Ben samimi bir ortam olarak düşünüyorum. Bunu bir böyle tiyatro salonunda yaptığımız bir konuşma olarak düşünmek istemiyorum. Aile yani ortamı. Aile ortamı. Aile ortamı. Düşünüyorum. Açıkçası şöyle, yani bu güllü saplantısı benim kaderimde var zaten. Bana ilk bu konuda konuşma yaptığımda güllü akrabanız var mı diye sormuşlardı. Bunun çok önemi olmadığını düşünüyorum. Belki bu bir kaderdir hakikaten, olabilir. Ama şöyle de bir durum olduğunu düşünüyorum. Ben Güllü Abov'un hayatı zaten bir yerlerde yazılır ve okunur, çok da şey değil. Kişisel olarak benim hayatımda hep değerli insanların girmesini sağlamış olan bir karakter. Biz gerçek Güllü Abov'u hiç tanımıyoruz. Yani ne desek boş aslında. Onu bir şekilde temsil ediyoruz yani. İşte biz onu öyle temsil ediyoruz, öbürü böyle temsil ediyor. Ama gerçekten bu tiyatro saplantısının bir sembolü olmuş herhalde, böyle bir şey. İlginç bir şekilde işte ne bileyim, biz bunu araştırmaya başladık bizim hayatımıza. Bu da işte benden çok daha önemli şeyler söyleyebilecek dostlarımız var. Bu konuda gerçekten önemli şeyler yapmış. Boğaz abi çok duayen birisi zaten. O bir şey yapıp bana sözü verdi ama. İşte mesela Ayşen arkadaşım var. O da bu konularda çalışıyor. O da konuşur birazdan. Biz ikimiz gidip Berjur'u ziyaret etmiştik. Boğaz abinin ablasını orada gördünüz. Orada ünlü bir karakter. Kırmızı saçlı kadın. Yani o mesela o şey, yani öğrenme arzusu. Yani bu Ermeni tiyatrocularla ilgili bir şey bilme arzusu. Bizi bu insanlarla tanıştırdı. Hayatımıza büyük bir dönüşüme yol açtı. Oradan yola çıktık. İşte ne bileyim, bu Ermeni aydınlanması nerelere dayanıyor dedik. Baret'le karşılaştık. Venediklere kadar. İstanbul'dan Venedik'e uzanan bir yolu bulduk. İşte ondan sonra belki daha sonraki dönemlerde neler oldu derken Varan Papazyan Mesut abi buldu. Ondan sonra işte 1915'te sürgüne gidenler derken o biraz da Nesimova diye İsrail'e çıktık onu ama Nesimova bir abimizi bulduk. Yani hep hayatımızda sürekli bizi genişleten, bizi zenginleştiren bir karakter olarak bir Ermeni tiyatrocu var. Bence tiyatronun gücünden kaynaklanan bir şey bu. Yani çok farklı kültürlerden hepimiz geliyoruz ve bu akşam burada tiyatro konuşmak istiyoruz. Yani enteresan bir şey. Yani ne yaparsanız yapın yok olmuyor, devam ediyor. Bence insanlar konuşmaya ve bir araya gelmeye devam ettikleri sürece tiyatroyu hiç kimse öldüremez yani. Her zaman yaşayacak bir sanat. Sinema için belki farklı problem olur, bilmem ne için olur, müzik için olur, şu olur, bu olur ama belki onlar da engellenemez. Ama tiyatro iki kişi yan yana gelip konuşmaya başladığında, bir kişi de bunları izliyorsa zaten olacak bir şey. Bence Güllü Agop bizim biraz bu yönümüzü sembolize ettiği için. Çok farklı yaşlardan, farklı backgroundlardan, çok farklı toplumsal arka planlardan gelip o imge etrafında bir araya gelebiliyoruz. İlginç bir şey aslında. Yani ve de hepimizin kendi Güllü Agop'u da var yani bir yerde belki. Ben onu lisede edebiyat dersinde okumuşum. Boğaz abi onu o kültürün içinden gelerek yaşamış. X böyle yapmış, Y böyle yapmış ama bir şekilde sonradan Güllü Agop edebiyat kitaplarından çıkarıldı. Şimdi yeniden koyuldu. Hatta şu ibarede 5. sınıftaki çocuklara öğretiliyordu. Bundan 5-6 yıl önce ben incelemiştim. İlk Türkçe tiyatroyu Ahmet Mithat Efendi Beykoz'daki konağında yaptırmıştı. Yani doğru olmayan bir bilgiye değerlendiriyordu. Ama şimdi yeniden iade edilmiş. Yani Türkiye'de bu işler böyledir. Bazen hatırlanır, bazen kaybolur. Ben Vasfi Rıza hikayesinde öyle bir yön görüyorum aslında. Biz yine Boğaz abiyle ayrı alanlardan o hikayeyi farklı bir şekilde ele aldık. O zamanlar birlikte çalışıyorduk aslında. Ama biz iki farklı iş için ele aldık. Onun yaşadığı şey çok farklı. O gördüğünüz gibi, sizlerin de gördüğü gibi. Yani bu kadar unutulmuş bir kişinin hatırlanmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ben biraz daha farklı düşünüyorum. Bana göre o hatırlanışın kendisi de çok önemli. Bence Güllü Agop hiçbir zaman unutulmaz. Unutulmamıştır da. Ama orada mesela şöyle başlayan bir çaba var. Onu acaba şehir tiyatrosunda o Muhsin Ertuğrul'un hemen öncesindeki boşluğa onun fotoğrafını koyabilir miyiz sorusuyla başlıyor. Peki niye koymak istiyoruz oraya onun fotoğrafını? Çünkü diyoruz ki o Türk tiyatrosunun kurucusu, yani Türk tiyatrosunun kurucusu olmasa oraya isminin konulmasına gerek duymayacak mıyız? Ya da başka bir konu, daha farklı bir konuya geleyim. Ha yani hepsi için aynı şeyi söyleyebiliriz.
Onun adının mesela Vasfi Rıza için şu çok önemli. Onun aslında Türk tiyatrosuna hizmet ettiğini, zaten Türkleştiğini gönüllü olarak ispatlamak için Cumhuriyet Gazetesi'nde işte 56'da galiba uzun bir yazı dizisi yazıyor ve onun Türk olduğunu ispatlamaya çalışıyor. Yani o evet Ermeni olarak doğdu. Hatta belki aslında şu iddia da var orada mesela. Aslında Güllago o dönemde tabii bu çok tartışılan bir konuydu. Hani bizim bu Karamanlıları Yunanistan'a yollamamızdaki hikayedeki gibi göçebe olarak gelip Anadolu'da Hristiyanlaşmış ama etnik olarak Türk olan bir grubun üyesi de olabilirdi aslında filan gibi. Yani kurmacanın da kurmacası bir tarihsel perspektiften getirip onu Türkleştirmeye. Çünkü Türk olmadan kabul edilmiyorsunuz. Güllü Agop bile olsanız oraya reklamın asılması için Türk tiyatrosuna hizmet etmiş olmanız lazım, Türk olmanız lazım. Yani benim açıkçası ben yani Türk olarak damgalanıyorum ama ben kendim emin değilim. Bu Anadolu'da da herhalde hiç kimse bundan emin olamayabilir. Açıkçası bunun çok fazla önemli olmadığını düşünüyorum. Yani biz Güllü Agop'un resmini oraya asmak için onun tiyatro yerine kattığına bakmalıyız. Orası bir tiyatro yeri. Yani ona bakmalıyız. Yani benim biraz mücadelem buydu aslında. Ben kendi geldiğim yerden 6 yıldır Asturavan'ın bunun yani mücadelesini yapıyoruz. O da başaramadı. Hatta yani bari demiş Muhsin Ertuğrul'un yanına koyalım. Yok, Muhsin Ertuğrul önce demişler. O zaman Ahmet Fehim'le yan yana koyalım demiş. Onu da kabul etmemişler. Ben mezarı ilk bulduğum zaman şehir tiyatrosuyla olan ilişkimden ötürü hala belli bir ilişkim var. İşte orada bir oyunum oynandı falan filan, tecrübe ettim. Bana söz verildi. 2011'in Temmuz'unda buldum ben bu mezarı. 2012'nin 27 Mart'ında mezarın başında bir tören yapılacak. Bütün tiyatrocular çağrılacak. Ve törenle oradan Muhsin Ertuğrul Tiyatrosu'na gidilecek. Muhsin Ertuğrul Tiyatrosu'nda da Güllü Agop'un resmi asılacak. 2012 yılında yapılacaktı bu. 2017'nin 27 Mart'ında hala bir şey yapılıyor. Yalnız ben size bir şey söyleyeyim mi? Bu tabii aynı zamanda hem politik hem ideolojik bir şey. Yalnız tiyatroyla da ilgili değil. Mesela Türkiye Tiyatrosu.